Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı LGS ile alakalı bu seneki ikinci örnek soruları yayınladı. Bugün sizlerle beraber örnek soruları inceleyeceğiz. Bu sorulara nereden ulaşabileceğinizi sizlere göstermeye çalışacağım. Bu tarz videolarımız, rehberlik, motivasyon, konu anlatım videolarımız hız kesmeden devam edecek. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve örnek soruları incelemeye başlayalım. Şunu belirtmek istiyorum. Milletin Bakanlığı bundan önceki yıllarda yani 2018'den 2023 LGS'ye kadar her ay düzenli bir şekilde örnek soru yayınlıyordu. Bu sene bakanlığımız sadece ikinci örnek soruyu yayınlamış oldu. Daha önce bir tane yayınlamıştı. Şimdi de ikinci oldu. Normal şartlarda Şubat ayı yani şöyle anlatmak isterim sizlere Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 5 tane örnek soru yayınlanması gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene her sene yaptığı politikadan biraz uzaklaştı demek ki ve ikinci örnek soruları yayınladı. Sorulara Bakanlığımızın ODSGM sitesi üzerinden ulaşabileceksiniz. Açıklama kısmına ben bir link bırakacağım ve direkt olarak linke tıkladığınızda zaten örnek sorulara ulaşabileceksiniz. Örnek soruları tekrar göstermek istiyorum sizlere bakın. ODSGM sitesine girerseniz ilk sıradaki haberde zaten örnek sorular olduğu yer alıyor. Bu linke tıkladığınızda da karşınıza 2024 LGS için yayınlanan ikinci örnek sorulara ulaşabileceksiniz. Burada her dersimizle alakalı soruların olduğunu belirtmek istiyorum. Türkçe, matematik, fen bilimleri bunlardan 10'ar tane sorumuz var. Yani 30 tane bu bölümden. Beşer tane de İnkılap, İngilizce, din kültürü'nden olmak üzere toplam 45 tane soru yer alıyor. Şöyle yapabilirsiniz. Örnek soruları hani çözmek tabii ki gerekiyor. Bunu belirtmek istiyorum ama örnek soruları incelediğinizde ee, henüz işlemediğiniz konularında olduğunu görebilirsiniz Dolayısıyla aklınızda şu da olabilir Hocam ben işlemediğim konuyu nasıl çözeceğim Çok haklısınız Bakanlık normalde hangi aydaysak Hangi müfredat o aya giriyorsa Oraya kadar soru yayınlıyordu ama e, Bu seneki örnek sorularda böyle yapmıyor Bu sene e, Ünitelerin tamamından sorular yer alıyor Mesela inkılap tarihini ben incelediğimde şunu gördüm Birinci üniteden evet soru var İşledik bitirdik çözebilirsiniz İkinci üniteden soru var evet ama Dördüncü üniteden işlemediğimiz bir yerden soru var. Henüz müfredat olarak oraya gelmemiş olabilirsiniz. Beşinci ve altıncı ünitelerden de soru var. Yani dolayısıyla çözemeyeceğiniz bazı sorularda yer alıyor. Çünkü konuları oraya kadar işlemediniz. Ama işlediğiniz soruları mutlaka bir kere bu andan itibaren çözün. İlerleyen zamanlarda tüm üniteleri bitirince örnek soruları bir kere daha başa alırsınız. Zaten o zamana kadar da soruların çözümlerini unutacağınız için bir kere daha baştan sona çözerseniz benim sizlere tavsiyem bu olur. Sözel soruları arkadaşlar, sözel sorulara bakmak için buradaki sözel bölüm örnek sorular için tıklayınıza giriyorsunuz. Sayısal sorularına buradan bakabilirsiniz. İsterseniz sözel inkılap tarihine bir bakalım beraber. Ne sorulmuş? Nasıl tarz sorular var? Birlikte bir inceleyelim istiyorum. İnkılap tarihinden zaten 5 tane sorumuz var. Türkçeden 10 tane sorunun ardından inkılap tarihi geliyor. Bakın mesela şu soru eee Birazcık kaydı kusura bakmayın. Hemen açıyorum tekrardan. İnkılap tarihinin birinci sorusunu açtığımda meşrutiyet dönemi işte 2. Abdülhamit'in 2. meşrutiyeti ilanı o dönemdeki halkın durumuyla alakalı halkın yönetime katılmasıyla ilgili bir soru var. Soru birinci ünite sorusu bu soruyu çözebilirsiniz. İkinci soruya geldiğimde üçüncü üniteyle ilgili bir soru görüyorum. Büyük taarruz, başkumandanlık, meydan muharebesi gibi sorular var. Mudanya'dan bahsediyor. Yani bunu da çözebilirsiniz. Üçüncü ünite sorusu. Ama şuraya bakıyorum mesela soyadı kanlı. Ben okulumda soyadı kanlı gelemedim. Toplumsal alanda yapılan bir inkılap. İnkılaplarda eğer soyadı kanlı işlediyseniz çözebilirsiniz. En azından bir denersiniz kendinizi. Yine şuraya bakıyorum. Burada <laughs> Bakıyorum devleti zafiyete uğratan muhalif parti. Partilerden bahsediyor. Beşinci ünite demokratikleşme çabaları. Yine burada da Lozan'la ilgili bir durum var. Lozan üçüncü üniteye de girer ama dış politikayı ilgilendiriyor. Belki altıncı üniteye daha fazla bağlıdır. Yani içinde işlemediğimiz konularda yer alıyor. Ha şunu görüyorum. Soruları gördüğümüz zaman yine inkılap tarihinde tarz aynı bilgi bileceğiz. Bilgiyi yorumlayabileceğiz. Yorumumuzu katabildiğimiz müddetçe soruyu yapabiliriz. İnkılap tarihi soruları bize aslında bunu gösteriyor. Sonrasında şunu da belirteyim. Eğer soruların çözümlerini dinlemek isterseniz bakanlık bunun çözümlerini de kendi YouTube kanalı üzerinde yapıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum bakın sözel oturumu açtınız. Sözel soruların çözümleri bir video olarak karşınıza geliyor. Milletin Bakanlığı'nın sitesinden geliyor karşınıza. Teker teker size bu soruları çözüyorlar. Çözümlerini yapıyorlar. Türkçe çözümleri, inkılap tarihi çözümleri diye yer alıyor. Yani izlemek isterseniz çözümlerin de tek tek bu kanaldan bu linke tıkladığınızda bakın şu aşağıdaki sayısal bölüm, sözel bölüm, çözüm videosu diye tıkladığınızda karşınıza gelecektir. İlk defa şu bölümü gördüm. Burası ne? Örnek sorular ile ders kitaplarındaki benzer soru etkinlik örneklerinden bazıları için tıklayınız. Tamam. Güzel. Örnek sorularla he ders kitabındaki etkinlikler birbirine benziyor. Arkadaşlar bakın bence burası çok da önemli. Ben burayı incelememiştim. Şimdi beraber inceleyelim. Bu bana neyi gösterecek ben birazdan yorumlayacağım size. Mesela e, Milliyetin Bakanlığı'nın örnek sorusu ve ders kitabındaki yardımcı örnek diyor. Birbirine çok benziyor diyor. İnkılap tarihini bir açayım. İnkılap tarihindeki ne, net bir yorum yapabilirim. Genel bir yorum çıkaracağım buradan. Mesela bir soru var bu soru. Burada da ne demiş? Ders kitabındaki soru çözümüne yardımcı örnekler. Ben buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. Bakanlık aslında bize şunu gösteriyor. Çok fazla yardımcı kaynak kullanmanıza gerek yok diyor. Benim kitabımı kullanırsanız zaten Milli Eğitim'in sorularını yapabilirsiniz demeye çalışıyor. Ben buradan bunu anlıyorum. O zaman ne yapacağız? Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı ders kitaplarındaki soruları da çözeceğiz. Bakın LGS 2024 tayfaya bence bu örnek soruların en önemli mesajı bu. Bugün bu çıkarımı yapabiliyorsak Emin olun sınavda da bunu gözlerimizde göreceğiz. O zaman ben buradan sizlere bilgi olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim. Arkadaşlar bakanlık diyor ki yayınladığım örnek soruları incelerseniz ders kitabındakilere çok benziyor etkinliklere. Dolayısıyla orayı da ihmal etmeyin demeye çalışmış. Bence buradan çıkarabileceğimiz en güzel sonuç buydu diyorum. Yine burada sayısal sorularıyla alakalı daha çok kazanıma da dönüldüğüne dair bir şey vardı burada. Ee, özür dilerim yanlış yere girdim. Hemen ben sayısal e, örnek sorularını açayım. Mesela matematikte bir önceki örnek soruları incelediğimizde öğretmen arkadaşlarımız şunu söyledi. Daha çok hani kazanım kavrama soruları da yer verilmiş dedi. Yani yeni nesilden biraz daha bu tarafa doğru bir dönüş var. Acaba teok gibi mi olacak tarzında bir konu geliyordu. Bilmiyorum bakın mesela şu kazanım sorusuna benziyor ama bir üstteki... Üstteki daha yeni nesil soru tarzı duruyor. Yine yeni nesil sorular da var ama içlerinde kazanım soruları da var. Dolayısıyla ben buradan şunu anlayabiliyorum. Bakanlık e, sınava gireceğimiz dönemde bizlere büyük ihtimalle kazanım soruları da yer verebilir. Dolayısıyla biz kazanım soruları da çözeceğiz. Yeni nesil soruları da çözeceğiz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Ekranda gördüğünüz sitenin linkini sadece bu linki bırakacağım. Linke tıkladığınız zaman bu sayfa açılacak. Sözler bölüme bakmak isterseniz buraya tıklıyorsunuz. Sayısal bölüm sorularına bakmak isterseniz buraya tıklıyorsunuz. Çözümlerini dinlemek isterseniz buradan dinliyorsunuz. Ve örnek sorular ile ders kitabındaki benzer soru ve etkinlikleri görmek için de buraya tıklayabilirsiniz. Ben buradan tekrar büyük ekrana geçeyim ve son cümlelerimizi artık söyleyelim. Buradan bence çıkarabileceğimiz en güzel yorumu çıkarttık. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Bakanlık diyor ki benim hazırladığım örnek sorular, benim hazırlayacağım LGS soruları ders kitabındaki sorulara benzerlik gösterecek diyor. Son cümlede, son o açtığımız görselden itibaren bu yorumu yapabiliriz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarındaki soruları da etkinlikleri de ihmal etmeyelim. Sevgili arkadaşlar çok faydasını görürsünüz diyerek artık videomuzun sonuna gelelim. Yine bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarına devam edeceğiz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.